Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Nur suresinin Nesefi tefsirinden 41. ayetindeyiz. Değil mi? Elem tera. Yani bilmez misin? Ve akıl erdiremez misin? Daha güzel bir kelime. Elem terem. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhatap. Ya Muhammedu ilmen. يَقُومُ مَقَامَ الْعِيَانِ فِي الْا۪يكَانِ Kesinlikle gözle görme noktasına kadar ulaşacak bir ilimle bilmez misin? Teranın esas manası bu. Yani gözle görür gibi inanacak bir şekilde bilmez misin? Ki اَنَّ اللّٰهَ hiç şüphesiz Allah يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih ediyor. Ben bunu daha önce ifade etmiştim. Bu bir zaman diyor bedevi bir Arap, anlatabildim mi? Demiş ki diyor yani bu ne ifade ediyor yani? Bu ayetin سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bunun manasını küçümsemiş diyor. Yani Kur'an bunu mu bahsediyor diye. Daha sonra ona demişler ki diyor, bunu Bediüzzaman Hazretleri Miraç hadisesinin meyvelerinden biri olarak zikrediyor. Nur-u Muhammedi ve Kur'an'ın nuru gelmeden önce bütün alem kapkaranlık. Kuşu da, dağı da, taşı da, göğü de, yeri de başı bozuk. Nereye gittiği belli değil, ne yaptığı belli değil. Ama iman nuru ile onlar her biri vazifeli. Ve her şey ona tesbih ediyor. Esas bundaki mucize zirvede diye orayı okumak lazım. Ama biz bu kadar ifade ediyoruz. Ya ennallâhe Allah yüsebbihu lehu onu tesbih ediyor. Men fissemâvâti vel ardi göklerde ve yerde olan her şey. Burada her şey diyorum. Burada taklip sanatı var. Yani men biliyorsun akıllılar için ama her şey dahil buna. Ve tayru kuşlar da atfun ala men. Mene atıf. Safatim. Semalarda o saf tutma. Anlatıyor bizim Ahmet İlker olsaydı. O çok güzel seviyor bu işleri. Yani muazzam bir nizamla diziliyormuşlar biliyor musun? Asker sıralaması. Asker sıralaması ve çok ölçülü nizamlı. Enteresan. Yani ecnihatehunne fil hava. Kanatları havada saf tutuyorlar. Küllün, ister canlı ister cansız, herkes. Kad alime salatehu ve tesbihahu. Allah'a olan duasını, bu namaz manası da geliyor ama dua. Ve yapacağı tesbihi biliyor. Bunu Bediüzzaman Hazretleri bunu da açıklıyor o. Sureyi şeyde, Mucizat Kur'aniye Risalesinde. Eddamiru fi alime likullün. Küllüne ait. Herkes biliyor. Neyini? Yapacağı duayı ve tesbihi biliyor. Ev Allah, Allah'a da yönelik olabilir. Allah biliyor. Yani o mahlukun namazını ve tesbihini o manada düşünülebilir. Ve keza fi salati ve tesbihide de ikiye de dönebilir yani. Allah'a da, kula da. Ve salatu, salattan kasıt eddua'u dua. Ve lem yeb'ud en yulhimallahu et-tayra. Akıldan uzak tutulamaz. Allah'ın kuşa ilham etmesi, duaehu ve tesbihahu. Yapacağı duayı ve tesbihini. Yalnız tabii yine bu Risale-i Nur'da farklı değerlendiriliyor. Yani mesela ineğin duası çok güzel, süt vermesi, et vermesi. Anlatabildim mi? Yavru vermesi. Yani her şeyi vazifesini yapması. Ya, bunu şey nedir? Zühretü neydi? Zühre Risalesi. Şey Zühre değil ya söyleyin de. Ettehiyyatü açıklayan özel bir risalesi var Bediüzzaman. Orada ettehiyyatü de bunu izah ediyor. Her mahlukun tesbih ve namazı ne demek? Duası ne demek? Müthiş bir şey. Evet. Kema elhemaha sairel ulumi dakikati. Diğer ince ilimleri ilham ettiği gibi anlatabildim mi?
yani elleti la yekadul ukala yehtedun biha. Akıl sahiplerinin ulaşamayacağı ince ilimleri ilham etti. Mesela bunu yine şualarda açıklıyor. Ve uha rabbuke ilen nahli en ittahizi min el cibali buyutan. Arıya öyle bir şey diyor oraya. Nedir? Hem dağlarda zehir hem de yapmıyor. Hayır, o ayetin manası evet. O. Yani hem zehir makinesi hem de bal fabrikası. Evet. O incelikler, fabrika kurmak kolay mı? Altyapı gerektiriyor. Allah Allah. Vallahu alimun bima yefalun. Allah bütün kainattaki herkesin, her şeyin yaptıklarını biliyor. La yazubu an ilmihi şey. İlminden hiçbir şey kaçmaz. Velillahi mulkus semavati vel ard. Allah'ındır şu kainatın bütün zahiri malikiyeti ve hakimiyeti. Biliyorsun mülk ayrı, melekut ayrı. Mesela bir başın dışındaki bu nizam vesaire mülk. Ama içindeki kanunlar işte buraya ya fazla şey uzamaması bilmem bu ince kanunlar o melekut cihetidir. Allah Allah. Maddi manevi alemde. Tabii her ikisi de. Tabii tabii. Velillahi liennehu halikuhuma. Çünkü yaratan o. Ve men melike şeyem. Bir şeye malik olan fe bi temliki iyyah yani. Elbette ki hakimiyeti vesairesi ona ait olacak. Allah'a ait olacak. Yani Allah'ın temlikiyle oluyor. Yani efendim bu kitap benim. Allah bana ihsan ettiği için benim oluyor. Yoksa Allah. Onun için her şeyin bu mülkiyetten kasıt hakimiyet manasına. Onun için İslam hukukundaki mülkiyet manasıyla günümüz hukukundaki mülkiyet manasını birbirinden ayıramayanlar var. Hatta bazıları İslam hukukunda mülkiyet hakkı yoktur diye zırvalayanlar var. Halbuki şeyde günümüz hukuk sisteminde mülkiyet demek zilyetlik demek. Yani şuna el sahibi olma, elinde bulundurma. Yoksa ben öldüm. Kim zilyet? Bunu kime miras kalırsa. Hakiki mülkiyet değil. Allah'ın burada kastettiği hakiki mülkiyet. Kullanma hakkı bizde. Kullanma hakkı gibi. Öyle deme. Kullanma hakkı da ayrı bir mülkiyet çeşidi. Günümüz hukukunda da. İki türlü. Bir, bunun tamamına sahip olursun. Hem kullanmasını hem de yani elinde tutma. Rakabe diyoruz. Yani çıplak mülkiyet. Bir de sadece intifa hakkına sahip olursun. Onun için kelimeleri dikkatli kullanıyorum. Hassas bir şey. Evet. Ve ilallahil masir merci'ul kulli. Herkesin döneceği yer Allah'adır. Elem tera. Bu da yine. Gözle görür gibi inanmıyor musun? Düşünüp anlamıyor musun? Bu hepimize. Ennallâhe yüce Allah. O kadar harika ki bunu 40. hocam bana şey yapardı. Oku Ahmet Efendi derdi bu ayeti. Ennallâhe Allah yüzci istediği yere sevk ediyor manasına. Yesûku ilâ haysu yuridû. İstediği yere sevk ediyor. Neyi? Sahaben. Bulutları. Siklon, antisiklon. Coğrafyadan hatırladığım bilgiler bunlar. Yok mu içinizde? Onu unutmuyorum. Nasıl bir nizam ya? Bir yerde yükseliyor, diğerde alçalıyor. Bir, yani müthiş. Buradan hiç ayrılmıyor hocam. Aynen. Buradan hiç ayrılmıyor. Ne? Yani fabrika gibi bulutlar. Ha, aynen öyle. Cem'u sahabetim. Sahab yani bulutun çoğulu. Delilihu şu mana yani delili şu. Sümme yuellifu beynehu. Önce istediği yere gönderiyor, sevk ediyor. Bir bakıyorsun ki açtı. Bir yerlere gittiler. Ama sonra da onları bir araya getiriyor. Allah Allah. Neden bu delilihu diyor? Yani sehab kelimesi sehabenin çoğulu olduğuna delil. Neden? Yani çünkü beynehu diye anlatabildim mi? Şeyle sehabla şeyi beyneyi zamir yapıyor. Dikkat ediyor musun? Bu da gösteriyor ki sehab çoğuldur. İsmi cinstir yani. Delilihu dediği o yani. Çünkü nahiv kaidesi. Yani arası o yani arası olan bir şey iki, en azından iki şeyden olur. İşte mesele o yani. Ha. Evet. Onun için yani bu delilihu dediği yani sehabın sehabenin evet, çoğulu olduğunun delili. Ve tezkiruhu lil lafzi. Neden müzekker getirilmiş peki? Yani beynehu da muzaffer.
lafzına bakılarak. Ey yadun mu ba'dehu ile ba'din. Önce Cenab-ı Hak istediği yere sevk ediyor bulutları, sonra da bir araya getiriyor. Şimdi esas mana. Sümme yec'aluhu rükâmen. Sonra da bütün bulutları bir yere yığıyor. Pamuk yığınları gibi. Müterakimen ba'duhu fevkabat. Bir kısmı diğer kısmının üzerinde yığıyor. Sonra da o fefe-i takibiye. Bu yığmadan sonra fetera. Bir görürsün ki el-vetka, el-matar, yağmur. Yahrucu min hilali. O pamuk yığınlarının arasından yağmur fışkırıyor. Yağmur çıkıyor. Min fütukihi, yani deliklerinden, aralarından ve meharici, çıkış noktalarından. Evet. Cem'u halel. O şey nedir? Hilal, halelin cem'i. Kecibal fi cebel. Aynen cebelin cem'i cibal olduğu gibi. Bu bize nahiv şey dersi, sarf dersi o. Nahiv dersi. Ayrıca Cenab-ı Hak ve yunezzilu peyderpey indiriyor. Bazılarında da ve yunzilu. Yani indirir. Mekki ve Basri öyle okumuş. O kıraat farklılığı. Biz yunezzilu değil mi bizimki? Evet. Peyderpey indiriyor. Mines semai. Yani bunu işte Bediüzzaman'dan okumak lazım. Muhakematta öyle bir izah ediyor ki şimdi okuyacağız. Yani okusak bugün bir saatimizi alır. Aslında evet. Burayı okumak lazım. Bu ayetle alakalı iki sayfa izah yapıyor. Burada istiare-i mürekkep var diyor. Mürekkebe var diyor. Ayrıca sadece mürekkebe değil, istiare-i mürekkebe-i tahiliye var diyor. Ben bunları izah etmiyorum. Sen evet. Okuduk biliyorsunuz. Şimdi mines semai, semadan indiriyor. Şimdi liptidai gaye. Yani ilk yağmurun inişi gökten başladığı için orada min iptidai gaye bir şeyin başlangıcını ifade ediyor. Lianne iptidal inzal mines sema. Çünkü yağmurun indirilmesi ilk semadan başlıyor. Nereden indiriyor? İşte bura. Min cibalin, dağlardan. Donmuş ne diyorlar? Dolu ne diyoruz ona biz? Dolmuş şeylere buzul. Buzullar. Buzul dağlarından indiriyor. Bu teşbih. Bak, keşke vakit olsa okusaydık. Min cibalin dağlardan. Hangi dağlar? Yani fiha devamını okuyalım ayetin. Göklerdeki dağlardan. Ne dağları? Min beradin, buzul dağlarından. Yani o ya şeyin nedir? Bulutların o yığıntısını buzul dağlarına benzetiyor. İşte burada istiare-i mürekkebe-i tahliliye var. Merak edenler ya şeye bakar, Muhtasarul Maniye, ama asıl izahını da muhakematta ve Bediüzzaman'ı dinlemek lazım. Allah rahmet eylesin. Neyse. Şimdi bak okuyalım. Neydi? Min cibal dağlı. Min littebidi. Yani dağlardan, bir kısmından. Lennemâ yünzilhullahu ba'du tilkel cibalilleti fiha fissemai. Semadaki bir kısım dağlardan, hepsinden indirmiyor. Nasıl dağlar? Min beredin. Yani buzul dağları. Lil beyan. Bu neyden hani demir kapı diyoruz ya. Orayı açıklamak için. Evveya el uleyan lil iptida. Mines semai ile min hilalihi iptida için. Yani başlangıç noktası orası manasına. O minin manaları. Ama diğeri vel ahiretu sonuncu inis min ise littebizi. Bir kısmı yani bir kısım buzdağları. Şimdi ve manası şu ennehu yüce Allah yünzilül berde mines semai min cibalin fiha. Yani tabi karı burada öyle izah etmiş. Şu da ilmi şahsiyeti var. Neyse uzun sürer değil mi? Girmeyelim ona. Yok girmeyelim. Neyse. Uzun sürer. Sonra okursunuz. Onu tavsiye ederim. Benim Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyetinde istiare-i mürekkebe-i tahiliye burayı misal verdim. Ve üstattan nakillerde bulundum. Zaten yani bir cümlenin başka bir cümleye benzetilmesi yani. Ya işte, kelimelerde sadece hakiki de değil. Yani. Tabii. Yani düşünsen semada buzlardan dağlar var. Evet.
Bu onun hikmetlerini de açıklıyor. Giremiyoruz şu anda. Ha böyle. Ve alel evvel birinciye göre, birinci dediği mini şey yani birinci manayı esas alırsak mef'ulü yünzilü min cibalin. Yani birinciye göre yani o min cibali min cibal yünzilü dağlardan indirir. Dağları indirir manası gibi. Dağlardan indirir. Yani o mef'ulü o. Ey ba'da cibalin fiha. Yani semadaki bir kısım dağlardan. Evet. Ve mana min cibalin fiha min bert. O zaman bu semadaki buz dağlarından indirir demen en yahlukallahu fissemâi cibâle beredin. O da böyle açıklıyor. Yahu şu ilmi şahsiyeti var o. Altı cildin yanında. Tamam mı? O kırmızı kitaplardan. Burayı okumazsam yani veya şuradaki muhakematı verir misin? Buldun mu? Olan keçeli orada var. Olmaz olur mu? Kaçıncı cildi hocam? Ya işte son ilmi şahsiyeti diye. Neyse gel. Altıncı mesele, sekizinci mesele. Acayip bir şey. Hah gel bulduk. Nereye gidiyorsunuz? Gel. Ya. Değil mi? Hah. Bak ne diyoruz yani. Bura enteresan. Yok. Bu değil. Sen bırak. Kalsın. Kardeşim kalsın şimdi. Vaktimiz çok az. Birinci ayette istare-i bedia diyor. Anlatabiliyor. İkinci ayette ikinci ayette değil. وَالشَّمْسُ تَزِيلِ مُسْتَقَرِ اللّٰهَ Yani istare-i bedia ile istare-i tahiliyeyim şeyin mekniyenin bir arada farkı yok. Bedia çok harika bir istiare. Bir teşbih benzer. Bak. Şimdi burada birinciyi anlatıyor acayip. Aynen bunun gibi. Min cibalin fiha min berat. Bir istiare-i bedia ondan takattur ediyor, damlıyor. Bu cümlelerde istiare-i bedia harika bir benzetme benziyor. İstiare biliyorsunuz ne demek olduğunu. O istiarenin zemini ise bak nereden çıkıyor bu tahiliye dedik ya. Zemin ve gökler arasında hüsnü hayalle tasavvur olunan müsabakat, gökler ve yerler Allah'ın emrine uymak için yarış içindeler. Tahiliye burası işte. Allah Allah ve rekabetin tehayyürü üzerine müesses. Sanki gökler ayrı yarışıyor Allah'ın emrine uymaya, yerler ayrı yarışıyor. Mezrası şöyledir ki, peki bunun ekildiği yer nere? Zemin kar ve buz ile tezemmül ve teammüm eden dağlarıyla. Yani böyle umumileşen ve her tarafa yayılan dağlarıyla o ile yani rengarenk bostanlarıyla süslendiği gibi. Şimdi sema da ona rekabet yapacak ya. Acayip bir şey ya. Güya ona rekabetten ve inaden gökler dahi cibal ve besatini dağları ve bostanları andıran rengarenkle teşekkür eden ve dağralar ve dağlara nazireler yapmak için parça parça dağılan bulutlarıyla sarılıp cilveger oluyor. Sarılmak da yüzci var. Önce yüzci sonra neydi? Toplamak. Evet, yani bu ayeti. Taraf. O dağ gibi parça parça bulutlar, gemiler veyahut dağlar veyahut develer Allah Allah veyahut bostan ve dereler denilse teşbihte hata edilmemiş olur. O hava alemindeki seyyarelerin çobanı rahattır. Gök gürültüsü. Kamçı gibi şimşeği başları üzerine silkeleyip dolaştırıyor. O emre itaat eden ve yüzen gemiler bulutlar o bahri muhiti havaide hava okyanusunda seyir ve cereyan etmekle mahşere tesadüf etmiş dağları andırırlar. Güya sema su buharının zerrelerini gök gürültüsüyle silah başına davet ettiği gibi rahat olun emriyle herkes yerine gider, gizlenir. Evet çok defa bulut dağın elbisesini giydiği gibi heykeliyle teşekkül etmekle beraber buz ve karın beyazıyla renkleniyor. Semadaki dağlar
Öyle. Ve rutubet ve bürudeti soğukluğuyla ve yaşlılığıyla da keyifleniyor. Öyleyse bulut ve dağ komşu, arkadaştırlar. Rekabet var ya arada. İşte istiareyi, mürekkebeyi, tahiliye. Birbirine levazımatını ariyet vermeye mecburdurlar. Yani dağlar ona emanet veriyor. Aman ya. Bu kardeşlik ve değişimi Kur'an'ın çok yerleri gösterir. Yahu böyle bir izahı. İyi ki okudum yani. Allah yoksa başka türlü. Örnek veriyorum ki her zaman okuyamayız. Yani birbirine irti veriyor dedi. Ya. İşte hani dağlara da soğukluk veriyor. Tabii. Dağlara kar yağdırıyor ama ya birbirine. O dağlar da, o da bulutlar oluşturuyor. Aynen öyle. Evet. En min cibalin fiha min belet manası en yahlukallahu fissemai cibale belet. Yani biraz yaklaştı o kadar. Ama o istihareden falan bahsetmiyor. Cenab-ı Hak göklerde buz dağları yaratıyor. Kema halaka fil ardi cibale hacer. Yerlerde taştan dağlar yarattığı gibi. Ev veya şu mana yuridu el kesrete bidikril cibal. Böyle dağların çok olduğunu kastediyor olabilir. Kema yukar fulanin yemliku cibale min zahabin. Filan adam dağlar kadar altına sahip. Bu da ayrı bir mana ama esas mana o istiare. Feyusibu bihi bil beredi. Allah Allah. O soğuk suları isabet ettiriyor men yaşa. Yeryüzünde istediğine. Yağdırıyor yani. Yusibul insane ve zerahu. İnsana ve ekinine gönderiyor. Ve yasrifuhu ammen yaşa. İstediğinden de alıkoyuyor o şeyi, yağmuru. Fela yusibuhu, ona gelmiyor. Ev yuadzibu bihi men yaşa veya şu mana olabilir. İstediğine azap veriyor onunla. Çünkü azap da veriyor da musibetler. Ve yasrifuhu ammen yaşa fela yuadzibuhu. Bazılarından da onun belasını bertaraf ediyor, azap vermiyor. Bunlar ayrı ayrı manalar. Yekadu neredeyse sena berkihi davuhu demek yani. Yani o bulutların, anlatabildim mi? Bulutların çaktığı şimşeğin ışığı yezhebu bil ebsar. Gözleri alıp götürecek gibi yani. Gözler hani fazla ışıktan etkilenir ya. Yahtifuha, gözleri kapacak gibi. Yezheb yezid yani artırıyor manasına. Ala ziyadetil ba. Şey, burada herhalde yuzhibu hocam. Ha yuzhibu mu? Yezid, ha, tamam, yuzhibu. Tamam. Yok, hayır. Yezheb. Hayır, öyle değil. Yani. Ha, yuzhibu yezidu manasını artırıyor. Ala ziyadetil ba. Yok. Öyle değil. Yezheb. Yezidu manasında burada. Artırıyor. Ala ziyadetil ba. Bey'i ziyade etmiş ya yani alıp götürüyor. Bey'le çünkü o mana ifade edilir. Senin dediğin yuzhibu olursa bey'e ihtiyaç yok. Yanlış hareket olmuş o zaman. Evet. Yukallibullahu leyle ve nehar. Cenab-ı Hak gece ve gündüzü de büyük bir nizamla evirip çeviriyor. Yusarrifuha. Gece ve gündüzde tasarrufta bulunuyor. Evirip çevirmek demek. Fil ihtilaf değişimlerde tuğlen ve kısran veya kasran. Yani ikisi de mümkün. Yani geceler uzun, gece gündüzler vesaire. Uzunluk kısalıkta. Evit takip veya birbirini takip etmekte. İnne fî dâlike, işte bütün bu anlatılanlarda, fî izcâ-i sehâb, bulutları ve istediği yere sevk etmekte. Ve inzâlil vedeki vel beredi, yani berede şey diyelim daha iyi yani. Kar da diyebiliriz. Kar ve dolu, kar ve yağmuru indirmekte. Ve taklibil leyli vel nehar, gece ve gündüzün böyle ölçüyle çevrilmesinde, لَعِبْرَةَلِّ اُلِي الْاَبْصَارِ akıl sahipleri, gözleri olan insanlar için ibret dersleri var. لِذَوِ الْعُقُولِ akıl sahipleri için. وَهَذَا bu ayetteki تَعْد۪يدُ الدَّلَائِلِ عَلَى الْرُبُوبِيَّةِ Allah'ın nasıl rububiyeti olduğuna dair delilleri sayıyor Allah. Böyle terbiye ediyorum. İşte gökten böyle, yerden böyle. حَيْسُ ki ذَكَرَ تَسْبِيحَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yani gökler ve yerdeki her şeyin nasıl onu tesbih ettiğini, bu rububiyeti. وَمَا يَطِيرُ بَيْنَهُمَا Aralarında uçan kuşları. وَدُعَاهُمْ لَهُ
Allah'a onların yaptığı duaları ve teshire sahab, bulutları emre değil mi müsahhar etmesini ila ahiri madde zikre zikredilen hepsi. Fehiye bütün bu zikredilenler berahinu de kesin deliller. Layihatun ala vücudihi. Allah'ın varlığına delalet eden kesin deliller. Ve delailu vadihatun açık deliller. Ala sıfati onun sıfatlarına limen nazara ve tedebbere. Tabi aklıyla bakıp düşünene. Sümme daha sonra Kur'an-ı Kerim veya Cenab-ı Hak beyyene delilen ahara fekale teala. Başka bir delil daha Allah'ın varlığına birliğini açıklıyor ve şöyle buyuruyor. Vallahu halaka kulle yani haliku küllin okumuş bazıları. Aynı mana. Her şeyi debbetin bütün yeryüzünde dolaşan hayvanları yaratan odur. Allah yarattı. Hamzetu ve Ali haliku okumuş. Biz halaka kulle okumuşuz. Kulle hayvan bütün canlıları yedübbu ala veçil art yeryüzünde debelenen diyorum. Yani gezinen bütün canlıları Allah yarattı. Neyden? Min ma'in bir damla sudan. Evet. İki türlü min nev'in minel ma'i muhtassın bitilked dabbe. Her hayvana has olan bir çeşit suda. Yani meni burada. El min ma'in mahsusin bu da mümkün. Yani ve huve nutfe. Birinci mana özel bir yani herkesin kendisine has sudan. O da aynı nutfe demek o da. Veya özel bir sudan o da nutfe. Yani meni. Sümme sonra halefe beynel mahlukati minen nutfeti. Ayrı ayrı mahlukları aynı nutfeden yarattığı halde farklı farklı yaratmış. Feminha hevam bazıları böcekler. Ve minha behaim bir kısmı hayvanlar. Ve minha enasi bir kısmı insanlar. Ve huve ke kavlihi. Tıpkı şu ayet gibi. Yuska bimâin vâhid tek suyla sulanıyor ama ve nufaddilu ba'daha alâ ba'din fil ükül. Aynı suyla sulanıyor salatalık, domates, patates. Bu da başka bir ayet Sure-i Ra'd'de. Ama yiyişleri tamamen birbirinden farklılık ve üstünlük arz ediyoruz. Ve hâdâ bu delilün alâ. Şunu gösteriyor. Enne lehâ hâlikan ve mütebbiren. Belli ki suyu ve suyun sevkiyatını idare eden, tedbirde bulunan ve yaratan Allah var. Şu manada mı buradan çıkıyor hocam? Yani hepsinin farklı olması Allah'ın birliğini gösteriyor. Tabii. Onu Bediüzzaman Hazretleri fevkalade açıklıyor. O da çok önemli bir hadise. Ehadiyet ve vahidiyet olarak açıklıyor Bediüzzaman. Anlatabildim mi? Ehadiyet ve vahidiyet. Ehadiyet dediği her mahlukun kendi üzerinde Allah'a ait sıfatların önemli bir kısmı tezahür ediyor. Ona has. Özelinde. Ya özelinde. Vahidiyet ise bütün mahlukattaki temel nokta. Hepsi bir damla sudan ama ehadiyet onu ayırıyor. Onu okumak lazım. Güneş misali ve akan suyla misal veriyor Bediüzzaman. Ha, o bütün damlalar aslında hepsi aynı güneşi gösteriyor. Aynı güneşi gösteriyor. Evet. Ama her damlanın içinde de güneşin tamamı var. Tamamı demek her mahlukun özellikle hayat sahiplerinin üzerinde sanki Cenab-ı Hak bütün isim ve sıfatlarıyla özenip onu yaratmış gibi. Hadiyet bu. Müthiş bir şey bu. Boşu boşuna demiyorum. Resamül külliyatını mütalaa etmeyen bu asırda İslam alimi olamaz. Evet, devam edelim. Yoksa uzar. Ve illa lem tehtelif. Yoksa ayrı ayrı olmazdı. Littifakil asli. Temel aynı çünkü. Ve innemâ arrefel ma'a fî kavlihi. Peki şurada suyu niye marife yaptı da ama bizim ayette marife yapmadı, nekire yaptı. Ve ceallâ minel mâi kulle şeyin hay. Ulan aferin. Dedim vefat etti Ali Bey ama demek vefat söz konusu değil yani. Aha. Bu ağalara da getirecek misin? Ulan aferin Şuracağım. Ali Bey. 2-3 gündür vefat etmiştim. Bizde cenaze namazı nerede kılınacak diye soruyordu. İçer misin? Çıktı. İçer tabii ya. Sormaya bak. Sen de içersin. Demek ki neden bu ayette elma marife gelmiş de bizimkinde mimmain nekire gelmiş. Şimdi onu açıklıyor. Li'ennel maksude semme. Çünkü orada maksat
enne ecnasel hayvan, hayvanların ayrı ayrı cinsleri, mahlukatun min cinsil ma, su cinsinden yaratılmış. Ve ennehu huvel aslu, asıl o. Ve in tehallelet beynehu ve beynehu vesait. Her ne kadar, yani asılla mahlukat arasına farklı vasıtalar girmiş. Biri aslan, biri kaplan, biri insan vesaire olsa da. Kalu diyorlar, inne evvele ma halakallahul ma. Allah'ın ilk yarattığı şey sudur. Fehalaka minhun nar. Oradan da ateşi yaratmış. Ve riha, rüzgarı. Ve tine, ne derler ona? Çamuru. Fehalaka minen nari el cinne. Ateşten cinleri yaratmış. Ve minel rihi el melaike. Bunlar tabii kesin değil. Yani rüzgardan melekleri. Ve minel tine Adem'e. Çamur Adem aleyhisselam. Ve devabbel ardı, yeryüzündeki hayvanları. Ve lemma kâneti debbetu. Ne zaman ki dabbe, bakın çok önemli, yukarıda dabbe dedi. Burada ise hay dedi, kulle şeyin hay. Dabbe belirsiz. Bütün yani debelenen yerde her varlığa da onun için orada şey kullandı, nekire. Ama burada hay dedi, hayat sahipleri burada eliflam kullandı, ona getirecek. Ne zaman ki dabbe. Teşmelü el mümeyyeze ve gayr el mümeyyez. Ayrılan ayrılmayan, herkesi birbirinden, hepsi aynı. Gullibe el mümeyyezu. Tamam mı? Yani şey esas galip geldi. Mümeyyez dediği nedir? Tanınan, edilen şey galip oldu. Fe utiye ma vera'hu hukmehu. Ona göre hükmü verildi. Ke enne deba, sanki bütün hayvanlar kullehum mümeyyezun. Belli özelliklere sahiptirler. Anladın mı burayı? Hocam burada şöyle söyleyebilir miyiz? Söyle hani dedi. Mümeyyiz, hani doğru yanlış ayırt edebilen insan. Mümeyyiz de. Hayır. Hani hayır. Çünkü şimdi burada men diyecek. Men de akıl sahibi için kullanıldığından dolayı hani her işte bütün dabbeleri sudan yarattık. Sonra onlardan kimisi karnı üzerinde yürüyor. Burada men akıl sahibi hayır. Damir getirilmiş. Ama işte yani şey yok. Femi femme kile diyor ondan sonra devam ediyor. Yani femin semme dediği bu mümeyyiz değil burada. Öyle mi diyorsun sen? Bir bakayım. Bir bakayım kardeş. Hemen hukuki dedik. Dur bakalım kardeş, sen misin haklı olan, biz miyiz haksız olan? Hepsine bakalım. Debab yedi manasına, tamam burayı anladık. Delikanlı. Bimen ve infaklılı bağdaha bibat. Tamam. Tahrip sanatı kullandı diyor. Kim? Evet. Bir yani dakika, burada. Bir dakika. Yani ben sanki her mahlukun kendine has mizeler var ya, özellikler manasını anladım. Evet, senin dediğin doğru. Aferin, iyi ki ikaz ettin yani. Yani ve lemmâ kâneti dabbetü, dabbe kelimesi olunca teşmelül mümeyyize. Yani akıl sahipleri evet. Olan olmayanı ayır evet. Ve gayrel mümeyyizi, akıl sahibi olan olmayanı. Gullibe el mümeyyiz, mümeyyiz. Evet. Yani onun için men getirildi. Evet. Ha tamam. Fe utiye ma verahu hukmehu. Ondan geri mümeyyiz evet, olmayanlara da aynı hüküm verildi. Evet. O doğru, sen haklısın. Fe imkenne devabe kullehum mümeyyizun. Ha anlaşıldı burada. Mesele anlaşıldı. Acele ettik. Önce şu çayımı başlayayım. Kusura bakmayın. Çay içilmezse bak kafamın çalışmadığı ortaya çıkıyor. Tamam. Dur. Evet, doğru. Mümeyyiz kardeşim. Men meselesi burada. Tamam. Şimdi femin semme bu sebeple kile şöyle denildi. Feminhum men yemşi ala batnihi. Bak burada hepsini temyiz ehli gibi anladı. Yani evet. Akıllı. Bir kısmı var, karnı üzere yürür. Kel hayye vel hut. Yani
yılan ve şey gibi, balık gibi. Balık gibi. Ve sümmiye ezzahfu alel batın. Enteresan. Karın üzerine kaçma isimlendirilmiş. Zahf biliyorsun kaçma manasına daziyede. Sürünme veya meşyen, yürüme diye ifade edilmiş. İstiareten. Bu bir teşbihtir yani. Teşbih. İstiare. Kema yukalu fil emril müstemir. Devam eden bir işe derler. Kad meşahedelen. Bu iş yürüyor. Yani aynen Türkiye'de, Türkçe'de de kullanılıyor bu. El veya ala taraiki el müşakele. Müşakele sanatı biliyorsun. Yani bir yerde aşağıda yemşiyi kullanacağı için burada da kullanmış oluyor. Hani diyor ya ve mekeru ve mekerallah. Onlar hile düzen kuruyorlar. Allah da hileleri bozan en büyük zattır diyoruz. İkisini de mekere kullanıyor. Şeklen benzemesi için buna müşakele sanatı diyoruz. O manada farklı. Manan farklı tabii. İşte bu da öyle. Lizikri zahifi mal maşin. Yürüyenlerle beraber de yani. Çünkü sürüneni yürüyenle beraber zikretmek için. Evet. Ve minun bazıları da men yemşi ala ricleyin. İki ayak üzerine yürüyor. Kel insani ve tayir. Kuş ve insanlar. Ve minun men yemşi ala erba'in. Dört ayak üzerine yürüyor. Sümmel maşi. Ha, sümmel maşi ala ricleyin. Sonra da iki ayak üzerine yürüyenler. Sümmel maşi ala erba'in. Dört ayak üzerine. Yahlukullahu ma yeşâ. Allah istediğini yaratıyor. Keyfe yeşâ. İstediği gibi. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadir. Lâ yetaazzeru aleyhi şeyin. Onun için hiçbir şey imkansız değil. Okuyalım değil mi? Üç şeyi bitirelim. Tefsirde üç sayfa okuyoruz. O nisabı düşmüyoruz. Anlaşıldı değil mi? Bir sıkıntı yok. Lekad enzelnâ âyâtin mübeyyinât. Her hakikati açıklayan deliller ve ayetler indirdik. Vallahu yehdi men yeşâû bi lutfî ve meşiyeti. Allah iradesi ve lütfuyla istediğini hidayete erdirir. İlâ sırat-ı müstakîm doğru yola. İlâ dinil İslam ellezî yûsilü ile cenneti. Cennetine ulaştıran İslam dinine. Fel âyâtu bütün bu deliller li ilzâmi hucceti. Allah'ın delilleriyle karşı tarafı ne yapmak? İkna etmek için. İlzam. Susturmak. Susturmak. Tabii. Yani ikna diyelim burada. Lemma zekere inzelel ayat. Ayetlerin nasıl indirildiğini Kur'an anlattıktan sonra bir de bir yudum çay içtikten sonra ben yani. O Allah. Zekere bada bundan sonra zikrediyor. İftirakan nas ila selasi firakin. İnsanların bütün bu ayetleri görerek görmesine rağmen üç ayrı gruba ayrıldıklarını anlatıyor. Firkatun bir kısmı bir grup saddakat zahiran ve kezzebet batınan ve humul münafikun. Görünürde bu ayetleri tasdik ediyorlar ama içlerinde tekzip ediyorlar. Bunlar münafıklar. Ve firkatun saddakat zahiran ve batınan ve humul muhlisun. Bir grup da hem içeriden hem dışından yani tasdik ediyorlar ihlaslı insanlar. Ve firkatun kezzebet zahiren ve batılan ve humül kafirun. Bir de gavurlar var. Açıktan, gizliden tekzip ediyorlar. Alehazet tertip. Bu tertip üzere şimdi Kur'an-ı Kerim üçünü de anlatacak. Önce münafıklar. Ve bedâ bil münafikîne fekâle. Münafıkları anlatmaya başladı Kur'an veya Cenab-ı Hak buyurdu. Ve yekûlûne. Bu münafıklar derler ki âmennâ billâhi ve bir rasûli bi elsinetîm. Dilleriyle biz Allah ve Resulüne iman ettik derler. Ve ata'na Allah ve Resul'e. Allah ve Resulüne itaat ettik derler. Sümme yetevella. Sonra da yüz çevirir. Yu'ridu anil inkiyadi li hukmillahi ve Resul'i. Allah'ın ve Resulünün hükmüne uymaktan yönünü döner. Ferikun minhum min ba'di zalik. Bütün bu biz iman ettik vesaire uyduk demelerine rağmen bundan sonra bir grup onlardan yüz çevirirler. Ey min ba'di kavlihim şu cümleden sonra amennâ billahi ve bir rasûli ve ata'nâ. Allah ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik sözüne rağmen. Ve mâ ulâike bil mu'minîn. İşte bu içi dışı farklı olan münafıklar gerçek müminler değildirler. Ey el muhlisin ihlaslı değiller. Ve huve işaretun lil kâilîn. Şöyle diyenlere amennâ ve ata'nâ. İman ettik,
itaat ettik diyenlere. La ilel ferikil mutevelli vahde. Sadece onların içinden emre itaatten yüzünü çevirenler için değil bu. Yani bütün münafıklar için. Ve fihi burada i'lamu minallah. Allah burada şunu açıklıyor. Yenne cemi'ahum muntefin anhum el iman. Bütün münafıklarda iman yoktur. Li'tikadihim ma ya'takidu haula. Bunların inandığına inandıkları için. Ve li'radu ve in kana min ba'dihim. Bir kısmından da olsa bu yüz çevirme, itaat etmekten ferrida bil-i'radi min kullihim. Hepsi Allah'ın emirlerine uymaktan yüz çevirmeye razılar. Ama bir kısmı fiilen yüz çeviriyor. Fark etmez, hepsi dahil. Evet. İki ayet kaldı ama bir yudum daha var. وَاِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Peki bunların özelliği ne? Allah ve Resulüne davet edildiği zaman. Yani gelin Allah karar versin veya Resulullah'ı dinleyelim denildiği zaman. Ey ila Resulillah. Kekavlike şöyle. E'cebeni Zeydün ve keremuhu. Yani nahiv açısından açıklıyor. Zeyd ve onun cömertliği hoşuma gitti. Onun için ve Resulü demek ve Resulillah demek. Evet. Turidu kereme Zeydin, yani Zeydin cömertliği yani ve keremuhu dediği o. Anladın değil mi onu? Bir sıkıntı yok. Yani şimdi, aslında Resul'e demesi yine Allah'a tabii, davet ediyor. Tabii tabii. Hu Allah'a yöneliyor. Yani Cenab-ı Hak Resulü'nü ne yapıyor? Şey yapıyor, ne derler? Teşrif yani burada. Şereflendiriyor, tazim. Liyahkume niçin? Allah ve Resulüne davet edildiklerine karar vermesi için. Kim? Er-Resulü beynehu. Peygamber aralarında karar versin diye. Davet edildikleri zaman اِذَا فَر۪يقٌ مِنْهُمْ وَلِدُونَ. Bakarsın ki bir grup onlardan Resulullah'ın kararını, hakemliğini kabul etmez, yüz çevirirler. اِفَاجَا مِنْ فَر۪يقٍ مِنْهُمْ اَلْيَعْرَادُ. Yani onlardan bir grup aniden yüz çevirir. نَزَلَتْ ف۪ي بِشْرٍ الْمُنَافِقْ وَخَصْمِهِ الْيَهُود۪ي. Ya münafık Bişir ile Yahudi davalısı arasında onlar hakkında nazil olmuş. Heynekte semafi ardın, bir arazi konusunda birbiriyle çatışmışlar. Fecaalel Yahudi yecurruhu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi demiş gel gidelim peygambere o karar versin. Vel münafık ila Kâb ibn-i Leşref. O da Yahudilerin ileri gelen adamı olan yani ne diyorduk ona biz? Hahama. Hahama. Sonra da Müslüman oluyor biliyorsun bu. Ve yekulu diyor inne Muhammeden yahifu aleyna. Muhammed vallahi bize zulmeder diyor alçak. Sonra Hazreti Ömer hatta ben de onu söyleyecektim. Çok tatlı. Bunu İlmihal'de güzel anlatıyor. Hazreti Ömer'e gidiyorlar daha sonra. Ama bu diğer bir ayette uzun uzuna izah edildi. Sure-i Tevbe'de ben anlattım bunu. Evet. Diyorlar o zaman Hazreti Ömer'e gidelim. Yok yani o ayrı bir mesele gibi geliyor bana ama emin değilim. Belki budur. Çünkü kabul etmiyor Efendimiz. Kabul etmiyor biliyorum. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e gidiyorlar. O da diyor ki Resulullah karar verdiyse ben konuşmam. Ondan sonra Hazreti Ömer'e gidiyorlar. Hazreti Ömer tam benim sevdiğim devlet adamı. Diğerini de seviyorum da. Yani benim yaratılışıma uygun. İyi ki Allah bana güç vermemiş. Yoksa çok adamı keserdim ben yani ama mahkeme kararıyla yani. Şimdi gidiyoruz. Ne oldu? İşte Resulullah böyle karar, biz kabul etmedik. Ebu Bekir'e gittik, o da aynen dedi, böyle dedi. Ha tamam, diyorum bir dakika müsaade edin. İçeri girip eline darbesini, harbesini alıyor, geliyor. Münafıkın kellesini kesiyor. Resulullah'ın hükmüne razı olmayan hükmü budur diyor, işi bitiriyor. Tabii bu İslamiyet'te kabul edilmiyor yani. Muhakeme edilmeliydi. Son ayet, bunu da okuyalım. وَاِنْ يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ. Eğer hak onların lehine ise اِذَا كَانَ الْحَقُّ لَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ. Başkalarına karşı hak kendi lehine ise يَأْتُوا اِلِهِ. Peygamber'e gelirler. اِلَى الرَّسُولِ مُذْعِن۪ينَ. Koşarak hem de. Yani itaat etmek üzere koşarak. İz'an o. حَالٌ اَيْ مُسْرِع۪ينَ فِي الطَّاعَةِ طَلَبًا لِحَقِّهِمْ. Haklarını istemek için itaate koşmak koşarlar. La ridan bi hukmi rasulihim. Yoksa peygamberlerinin hükmüne rıza oldu gösterdikleri için değil. Kale zeccac, zeccac diyor. El iz'an, iz'an demek. Ben bunu açıkladım sözlerde. Bediüzzaman Hazretleri ilmin mertebelerini açıklıyor lemaatta.
orada izanı izah ediyor. Önce tasavvur, sonra şey izan, sonra hepsini anlatıyor. El İsra'u ma'ta, yani itaat etmek için acele etmek, karar lehine ya. Vel mana, ama esas manası dediğim gibi biraz farklı. Ennehum onlar limarifetihim ennehu leyse ma'ke illel hakku el murru. Yani ancak acı olan hak ancak seninle, yani senin elindedir. Bunu bildikleri için kaçarlar. Vel adlul bahtu, mutlak adalet seninle olduğunu. Bu sebeple yemteni'un anil muhakemeti ileyke, senin yanında yargılanmaktan kaçarlar, kaçınırlar. İza rakibehumul hakku. Rakibe herhalde değil mi? Var mı bir rakibe, başka? Rakibe, evet hocam. Rakibe. Yani hak, yani üzerlerine geldiği zaman. Liyallâ tentezi'ahu. Ya hakka sahip çıktıkları zaman, yani hakkın bilmek. Min ehtâkîm. Yani onların ellerinden hakkı almaman için, çekip almaman için. Bir kada iki aleyhim li husumiyim. Düşmanlarına karşı, düşmanlarının lehine, onlar aleyhine karar vermekle, onların haklarını ellerinden almamak için. Aslında hadak biliyorsun, bu göz şey. Ama burada ahtak, ellerinden almak, yani hakimiyetlerinden almak. Ve in sebete lehum hakkun ala hasmin. Davalı üzere, yani karşı davalı üzere hak onları lehine sabit olursa, esra'u ileyk, hemen sana koşarak gelirler. Ve lem yerdav illa bi hukumetike. O zaman sadece senin kararına razı olurlar. لِتَأْخُذَ لَهُمْ مَا وَجَبَ لَهُمْ فِي ذِمَّةِ الْخَصْمِ. Ta ki davalının zimmetinde mevcut olan haklarını alıp onlara veresin diye. جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا. El-Fatiha. أَوْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Biz ne yapayım da okumuyoruz lan? Olabilir. Az da olsa okuyalım. Sen iste